Merhaba dostlar. Video yayınlarımıza yaklaşık 15-20 gün ara verdik. Bunun sebebi, nasıl söyleyeyim, görüntü kirliliği olmasın diye. Yani önce bir gözümde, sonra diğer gözümde peş peşe arpacıklar çıktı. Adeta yumruk yemişe döndük. Görüntü kirliliğine mahal vermeyelim diye biz de yayınlarımıza ara vermiştik. Şimdi karşınızdayım yeniden. YouTube kanalımızdaki üyelerimizle paylaştığımız üzere canlı yayınımızda demiştik ki o zaman Vahdet-i Vücut üzerine bir video yayınlamak istiyorum. İkincisi, Vahdet-i Vücut fikriyle de yakın bağını kurduğum, en azından ben öyle düşünüyorum, o kanaatteyim. Spinoza'nın Tanrı anlayışı üzerine, ardından da yine Spinoza'nın vahiy ve peygamberlik anlayışı, ardından yine Spinoza'nın mucize inancının tutarlılığı, tutarsızlığı veyahut ne işe yaradığı, yaramadığı konuları üzerine bir dizi video çekmeyi planlamıştım. Şimdi bu planlamanın ilk aşaması olarak Vahdet-i Vücut videomuza başlamak istiyorum. Zor bir konu. Bir de bir videonun seyredilebilirlik, izlenebilirlik sınırlarını aşacak kadar süre alacağı için düşündüm ki önce bir Vahdet-i Vücut konusuna giriş videosu çekelim. Ardından da her ne kadar bu tabiri bizzat kendisi kullanmamış olsa da Vahdet-i Vücut fikrini İslam tasavvuf düşüncesinde sistemli hale getiren, neredeyse kendi ismiyle özdeşleştirilen Muhyiddin İbni Arabi üzerinden Vahdet-i Vücud'un içeriğini anlatacak ikinci bir video yayınlayalım diye planladım. Dolayısıyla bu ilk videoda Vahdet-i Vücud nedir, ne anlatmayı amaçlamaktadır, böyle bir düşünceye neden ihtiyaç duyulmuştur meselesini izah etmeye çalışalım. İslam düşüncesi ya da İslam inancının odak noktası, merkezi, temeli tevhiddir. Yani Allah'ın birliği, tekliği. Buradaki birlik, vahdet, vahidiyet, ahadiyet gibi, vahdaniyet gibi kelimelerle ifade edilir. İbn Arabi gibi mutasavvıflar ahadiyetle vahidiyet gibi mertebeleri, vahdeti ayrı kategorilerde değerlendirir ve bu her birine ayrı anlamlar yükler. Ama ben kabaca Allah'ın birliği inancının İslami gelenekte tevhid, vahdet, vahdaniyet, ahadiyet gibi kelimelerle ifade edildiğini belirtmek istedim. Buradaki birlik, İmam Ebu Hanife'ye nispet edilen kitapta da belirtildiği üzere min tarikil adet, yani sayı cihetinden birlik değil, Allah'ın şeriksiz, yani eşsiz, ortaksız, emsalsiz olması bakımından teklik ve birlik ifade eder. Bunu özellikle belirtmek isterim. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın tek olduğu, kelime-i tevhid dediğimiz La ilahe illallah cümlesinde çok yalın, açık şekilde ortaya konur. Baştan sona Kur'an-ı Kerim bu temel inanca vurgu yapar ve bunun karşısında da şirki sürekli olarak nefyeder, zemmeder, reddeder. Yani Allah'a eş ve ortak koşulmasını. Konu bu kadar temel, konu bu kadar esaslı olmasına rağmen ilginçtir.
gene İslam düşüncesinde en fazla tartışma yaratan ve sayısız ihtilafa yol açan mesele de Allah'ın sıfatları meselesi olmuştur. Yani Cenab-ı Allah'ın nasıl tasavvur edileceği meselesi olmuştur. Şimdi Kur'an'da Cenab-ı Allah hüve zamiriyle bir hüviyete sahiptir. Aynı zamanda bir zatiyete sahip gibi görünmektedir. Yani kendisine nefs kelimesini de izafe etmektedir. Yani bir benliği, bir kimliği, bir personalitesi var. Biz buna zatiyet diyoruz. Fakat zatiyet söz konusu olduğunda Allah'ın zatı nedir diye sorduğunuzda buna dair herhangi bir fikir zihnimizde belirmemektedir. Bu bakımdan bazı kitaplarda, hadis kitaplarında ama çok muteber kabul edilen kitaplarda değil de işte mesela Muttaki el-Hindi'nin Kenzül Ummali gibi biraz içerisinde epeyce sıkıntılı kabul edilen, problemli kabul edilen sayısız rivayetin de yer aldığı kitaplarda şöyle bir ibareye rastlıyoruz. Tefekkeru fi halgillah ve la tefekkeru fillah veya fi zatillah. Yani Allah'ın yarattıkları mahlukatı üzerinde düşünün fakat onun hakkında düşünmeyin. Onun hakkında derken zatiyete hakkında düşünmeyin. Nokta. Bu rivayetin bazı varyantlarında helak olursunuz aksi halde gibi bir şey de var, uyarı da vardır. Şimdi zatiyet hakkında düşünmeyin. Bunu peygamber söylemiş midir? Ebu Hureyre'den peygamberimize isnat edilerek rivayetin böyle bir aktarımı var. Ama bunu sahabe sözü olarak aktarılanlar da var. Buradaki şey aslında düşünseniz de bir yere varamazsınızın neticesinde mi böyle bir cümle kurulmuştur? Muhtemelen böyle olsa gerektir. Yani zatiyet ne menen bir şeydir? Cenab-ı Allah'ın zatı nasıl tasavvur edilebilir? Edilemez yani. Dolayısıyla kafa yormayın, bir yere varamazsınız anlamında. Dolayısıyla İslam düşüncesinde ya da İslam düşüncesinin inanç alanı ile ilgilenen kelam sisteminde Allah'ın zatiyeti var. Fakat mahiyeti nedir bu zatın, zatiyetin? Orası bilinemez, kabul edilir. Daha çok Cenab-ı Allah sıfatları üzerinden tasavvur edilir. İsimleri ve sıfatları. İsimleri ve sıfatlarına geldiğinde sıra büyük ölçüde karşımıza antropomorfik dediğimiz insan biçimci bir varlık çıkar. Halil Hacı Müftüoğlu'nun Kral Tanrı İletişim Yayınları arasından yayınlanan eserine baktığınızda oradaki bütün betimlemelerden ortaya çıkan ki tamamı Kur'an-ı Kerim'den referanslarla verilmiştir. Dünya üzerinde bir kralı düşünün. Bir krala ait hangi özellikler varsa onların neredeyse aynısının Cenab-ı Allah'a Kur'an-ı Kerim'de izafe edildiğini ve tıpkı insanlar gibi birçok vasfının bulunduğu, yani kıskançlıktan tutun gülmeye varıncaya kadar. Şimdi bu gülme, kıskançlık gibi ifadeler Kur'an'da geçmez ama bunlar hadislerde vardır. Mesela Allah'tan daha kıskanç hiç kimse yoktur gibi. Veyahut Allah işte şunları şunları öbür dünyada gülerek karşılayacaktır. Haberi sıfatlar dediğimiz özellikle ancak nakil, rivayet yoluyla hakkında bilgi sahibi olunabilen sıfatlarına gelince Allah'ın, yani yeryüzüne inmesi, gelmesi, gitmesi, ayağını
cehennemin üzerine bası vermesi, parmakları, eli ve sair uzuvları. Baktığınızda orada da karşımıza bir ne çıkıyor? İnsan biçimsel bir tanrı fikri çıkıyor. Bu tanrı fikri Tevrat'takine yakındır. Fakat bunun yanında Kur'an-ı Kerim'e baktığınızda yani böyle aleme içkin, teşbih dediğimiz, teçsim dediğimiz, insan biçimsel sıfatlarla zihnimizde tasavvur ettiğimiz bir tanrının aksine Kur'an-ı Kerim'de insana şah damarından daha yakın olan, aynı zamanda hem evvel olan, hem ahir olan, hem zahir olan, hem batın olan, yerlerin ve göklerin nuru olan, keza üç kişi bir araya gelip kendi aralarında konuştuklarında yanlarında dördüncü olarak bulunan ve insanla da yani maiyetül eşya dediğimiz varlıkla da insanla da bir arada bulunan böyle de içkin de bir tanrı var. Söz konusu olan müşriklerin şirk inancı olduğunda onların inançlarında Tanrı'ya atfettikleri yüklemler, nitelikler, özellikleri reddetmek için tamamen müteal, aşkın bir varlık olarak da aynı zamanda tanımlanan bir Allah var Kur'an'da. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah'la ilgili tanımlamaları, tasvirleri bir bütünlük içinde ele aldığımızda hem aleme içkin yani hem alemden aşkın onun dışında müteal ve yani yaratılmış varlıklara zinhar benzemeyen eşi dengi bulunmayan yani ne olduğundan ziyade ancak ne olmadığı üzerinde kafa yorulabilecek olan bir varlık çıkar karşımıza. Ama sonuçta zatiyeti varsa bu zatiyetin ne olduğuna dair hiçbir fikir yürütemediğimiz bir şeydir. Kelamcılar Cenab-ı Allah'ın birliğini, tekliğini tevhid-i rububiyet, tevhid-i uluhiyet gibi kategorilere ayırmışlar. Fakat Allah'ın birliği meselesi söz konusu olduğunda bunu genellikle bir önermesel inanca oturtarak yani kişisel tecrübe, manevi tecrübe veya psikolojik süreçler içerisinde idrak edilen, sezinlenen, hissedilen bir varlık olarak düşünülmesi, yani Allah'ın varlığının duygu temelinde kabullenilmesi kaypak ve kaygan bir zemin olabileceği düşüncesiyle, ya bunu bir akıl ve bilgi temeline oturtalım düşüncesiyle, demişler ki arkadaşlar, bir tasdik konusu haline getirelim bunu. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ı bir istidlale konu yapmışlardır. Yani akli çıkarımlara, akıl yürütmelere, mantık yürütmelere ve Kur'an'ın ibarelerinden dil bilimsel analizler yaparak, oradan çıkarımlarda bulunarak Allah'ın varlığını ve birliğini ortaya koymaya çalışmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de bir kere Allah'ın varlığı bir problem olarak yer almaz. Yani Allah var mıdır, yok mudur diye bir tartışma yoktur. Yani bir ateistlik zeminde Allah vardır, işte varoluşunun gerekçeleri de şunlardır değil, daha ziyade bir henoteistlik zihniyete karşı. Yani tanrılar panteonunda işlerinden bir tanesinin en yüce kabul edildiği ve kainatı aslında başlangıçta bir muharrike evvel gibi ilk hareket ettiren, varlık haline getirip yaratan, hatta fizik yasalarını dahi hali hazırda yaratan, yani yağmuru yağdıran, güneşi açtıran Tanrı olduğunu kabul eden ama aynı zamanda alt mertebede ona ulaşmaya vesileler kıldıkları alt tanrılara, tanrıcıklara da inanan bir henoteistik zihniyete karşı Tanrı'nın mutlak birliğini savunma davası vardır. Ya
Yani Tanrı vardır, yoktur tartışması Kur'an'da yer almaz. Yani müşriklik de Kur'an-ı Kerim'in sorun ettiği ve tartıştığı müşriklik de Allah'ın yokluğu, varlığı meselesi değil. Allah'ın bir dizi Tanrı içerisinde onlardan birisi olmadığı, hatta en yücesi de olmadığı, sadece tek yüce varlık olduğunu anlatmaya çalışır. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'de bir varlık sorunu yoktur. Dolayısıyla Allah'a ispat meselesi de yoktur. Bunu not ettikten sonra kelamcıların bu istidlali, akla dayalı Allah'la ilgili çıkarımları, tartışmaları insanlarda Allah'ı bir bilginin konusu olarak algılama noktasına getirince, fakat insan fark ediyor ki bilinebilir bir şey değil. Yani Allah bir suje ile obje arasındaki ilişkinin neticesinde ulaştığımız bir sonuç değil. Yani Allah bu bizim bildiğimiz tırnak içindeki bilgiyle ulaşılabilir bir şey değil veya mantıklı çıkarımlar yaparak efendim istidlaller, kanıtlamalar, delillendirmeler, temellendirmelerle adım 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 basamak basamak çıkılarak ha şimdi varlığını kavradım, bildim denebilecek bir şey değil. Bu noktada sufiler, bu kelamcıların Allah'la ilgili açıklamalarını, tartışmalarını içeriden üreyen dinamikler, sahiplerle değil, bir müminin arayışından ortaya çıkan tartışmalar, düşünceler değil, daha çok dışarıdan gelinen, maruz kalınan itirazlara verilmiş cevaplar mahiyetinde olduğundan, Allah'ın aslında ne olduğundan ziyade ne olmadığını anlatmaya çalıştıklarını. Ve genellikle bakarsanız, özellikle Mutezile kelam sisteminde Allah ne olmadığı üzerinden anlatılır. Daha çok onun aşkın, müteal yönü, yani bu dünyadaki varlıklarla hiçbir ilişkisinin, ilintisinin bulunmadığı son derece aşkın, yüce bir varlık olduğu noktasında durulduğunu, bunun üzerine yoğunlaşıldığını görürsünüz. Bu da Allah'la insan arasındaki o bağı, o manevi rabıtayı koparmaktadır. Allah'ı bir zihnin ilgilendiği bir zihinsel konu, bir inancın yani istidlallere konu olan bir nesnesi haline getirmektedir. Oysa Allah, yani benim şahsi kanaatime ve hayat tecrübeme göre, ki tasavvufçuların da görüşleri bu noktada yoğunlaşır, onların da kelamın Allah'la ilgili söylediklerine dair ortak kanaatleri yetersizlik, tatminsizlik sonucu verir. Dolayısıyla kelamcıların anlattığı Allah ve tevhid akidesini eksik bulurlar. Hadi yanlış demeyelim ama eksik ve insanı itminana ulaştırmayan, tatmin etmeyen bir şey olarak bulurlar. O yüzden İbn-i Arabi bu kelamcılara, yani bir şehre bir kelamcı yeter der. Yani fazlasına ihtiyaç yoktur der. Bunu da şu anlamda söyler. Yani dışarıdan gelen itirazlara otursun kelamcı cevap versin. Ama bizim Allah'la ilgili isteğimizi, beklentimizi, iştiyakımızı bu kelamın önermelerinden üretmek ve o şekilde tatmin olmak mümkün değildir derim. Benim de şahsi kanaatim o ki Allah istidlallerle değil, yani akıl yürütmelerle, mantıksal çıkarımlarla, dil analizleriyle irdelenip bilinebilecek bir varlık değil. Tasavvufun terimiyle söylersek zevk dediğimiz, vecd dediğimiz, keşif dediğimiz, ilham dediğimiz, hatta daha ileri götüreyim, sekr dediğimiz haller içerisinde
Bakın haller dedim. Haller içerisinde aranan, bulunan, duyumsanan bir varlıktır. Ki bu manevi tecrübe demek aslında. Yani Allah manevi tecrübe yoluyla zevkle, vecdle, yani o duyumsamayla, içsel sezişlerle fark edilen, hissedilen, varlığı kavranabilen bir varlık. Bu bakımdan tasavvuf Cenab-ı Allah'ı kavrarken zatiyet meselesini bir yere koyuyor. Mesela Muhyiddin İbni Arabi zatiyet nedir dediğinizde orayı bilinemezlik noktasında tutuyor. Diyor ki orası ahadiyet mertebesidir. Orası la tayyum mertebesidir. Orası sırrı sırdır. Gaybül gayptır. Amayı mutlaktır. Yani o Allah'ın gerçek zatiyetini bir tek kendisi bilir. Orayı sadet dışı bırakıyor. Ama onun dışında varlığı kavramada şu sorunu mesela kelamcılar nasıl çözdüklerini ben hala merak ediyorum. İşte tasavvufçular tevhidi gerçek manada anlatırken, bu tevhidi gerçek manada ortaya koyarken vahdeti vücut fikriyle bunu başarmışlardır. Nasıl? Şöyle. Şimdi bu varlık konusu insanoğlunun bugün olduğu gibi dün de uzak geçmişte de en merak ettiği konulardan biri ve belki de birincisiydi. Bu o günün Hazreti Peygamber'in arkadaşlarının sahip olduğu zihin donanımı nispetinde kendisine de yöneltilmiş sorular olarak şöyle mesela: Allah gökleri yeri, yani kısaca mevcudatı yaratmadan önce bunun yerinde ne vardı diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz kânallâhu, Allah vardı, velem yekün şeyün gayruh, ondan başka hiçbir şey yoktu, veya bu hadisin başka varyantlarında çok meşhur bir hadistir, ondan önce hiçbir şey yoktu, ondan gayrı bir şey yoktu değil, ondan önce hiçbir şey yoktu şeklindedir. Bakın varlık sorusu sorulmuş. Şimdi kelam alimleri Allah'la alemi birbirinden ayrı iki varlık kategorisi olarak düşünür. Allah'ı vacibül vücut, yani bir töz, ezeli ebedi töz, sonsuz sınırsız bir varlık olarak buraya koyar. Vacip varlık, yani tıpkı kause sui denilen, yani bu Spinoza'nın tanrı fikrindeki o töz dediği şey gibidir. Burası vacip varlık. Yani nedeni kendine bağlı. Veyahut varlığı kendinde olan, varlığı zorunlu olan varlık. Başka bir varlığa muhtaç olmayan varlık. Öbür kategoride de kelamcılar alemi mümkünler sınıfına sokar. Yani varlığı kendinden olmayan, bir başkasının varlığına ihtiyaç duyan ve o sayede varlık kazanan şeyler. Mümkünler hali. Mümkün varlık, vacip varlık. Zorunlu varlık, mümkün varlık. Burada iki varlık kategorisine de gerçekten varlık izafe edilmektedir. Sahici varlıkları var olarak kabul edilmek. Tasavvuf bunu vahdet-i vücut çerçevesinde bir tür şirk gibi görür. Şimdi vahdet-i vücut nazariyesini İbn Arabi penceresinden anlatacağımız ayrı bahiste şu meşhur önerme gelecek önümüze.
vücut tektir. O da Hakk'ın vücudundan ibarettir. Buradaki vücut vecede kökünden gelir. İşte bu mevcut dediğimiz aslında varlık demektir. Varlık birdir. O da Hakk'ın yani Tanrı'nın, Allah'ın varlığından ibarettir. Bu onun haricindeki görünen varlıklar, bu kesret, bu çokluk alemi ise mış gibi, varmış gibi görünen zuhurlardan, tecellilerden ibarettir. Dolayısıyla vahdedi vücut nazariyesinde mümkün varlıklar bir bakıma madum kategorisindedir. Yani yok hükmündedir. Gölge hükmündedir. Oraya geleceğiz. Ama kelamcılara göre vacibül vücut olan Allah'ın varlığı buradadır. Zorunlu varlık olarak. Bir de alem vardır. Ondan gayrı bağımsız olarak onun varlığı da şuradadır. İki tane gerçek varlık kategorisini kabul eder. Ama şu hadisi nazar itibarı aldığımızda bu gökler ve yer yaratılmadan önce ne vardı orada? Allah vardı, ondan gayrı hiçbir şey yoktu. Allah vardı, bir de ademiyet, yokluk denen bir şey vardı. Allah o yokluk içinde yarattı demiyor. Allah vardı, başka hiçbir şey yoktu. Peki, bu sizin Allah'tan gayrı varsaydığınız alem o zaman nereden çıktı, nereye sığdı, nerede yaratıldı? Bunu bence bu kelamcıların bu alemle Allah'a iki ayrı gerçek sahici varlık izafe eden kelamcıların cevaplaması gereken bir soru olarak bence hala burada durmaktadır. Evet, Allah vardı başlangıçta ve ondan gayrı hiçbir şey yoktuysa şayet bu varlık nasıl, nerede oluştu? Yoktan var oldu falan. Yoktan var oldu. Başka hiçbir şey yoktu. Bu kainat nerede, ne şekilde varlık kazandı? İşte bunu bizimkiler la şey, la min şey, yani hiçbir şeyden, yoktan, hiçlikten yarattı. Hiçlikten yaratmanın ne kadar tutarlı bir görüş olduğunu sizlere havale ediyorum. Ama vahdet-i vücut işte bu sorunu başka türlü izah yoluna giderek çözmüş görünmektedir. Ben işte onu diğer bir şeye bırakıyorum. Evet, varlık sorusu dedim. Daha peygamber zamanında da merak konusu olmuş ve sorulmuş. Mesela bir soru da şöyle var. Allah kainatı yaratmadan önce neredeydi diye bir soru var. Bu da çok ilginç. Bu herhalde Ebu Rezin'den gelen, sahabeden gelen bir hadistir. Bu hadis de ilginç. Ben bunu Kur'an ve Yaratılış adlı kitapta da epeyce bunun üzerine durmuştum. Şöyle bir cevap geliyor karşımıza hadiste. Fi amain, bir amadaydı. Ma fevkahu hevaun ve ma tahtahu hevaun. Bu amanın üstünde de hava yoktu, altında da hava yoktu. Toparlarsak altında da üstünde de hava bulunmayan bir amadaydı. Sümme halaka arşahu alel mai. Sonrasında suyun üstünde arşını yarattı. Hadis bu. Sonra suyun üstünde arşını yarattı. Bu hadiste fi amain fevgahu hevaun ve tahtahu hevaun versiyonu da var bunun. Bazı hadis yorumcuları bu hadisin böyle olmasını gerektiğini söylüyorlar. Yani altında ve üstünde hava bulunan bir amada. Ama ne? Aslında tefsirlere baktığımızda
Arap dili kitaplarına baktığımızda, yani hadis tefsirlerine, hadis şerhlerine baktığımızda bulut diye izah etmişler. Ama amanın kökünde körlük de var. Körlük neyi çağrıştırıyor? Karanlığı çağrıştırıyor. Nitekim bir hadis vardır, çok ilginçtir. İnna Allahe azze ve celle halaka halkahu fi zulmetin. Allah mahlukatı, varlıkları karanlıkta yarattı. Karanlıkta yarattı. Sümme elka iley aleyhim min nurihi yevmeizin. İşte o zaman onların üzerine nur saçtı. Aydınlık saçtı ve varlık kazandılar. Yani yaratılış zulmetten nura çıkmak şeklinde oluştu. Böyle bir ilginç anlatım var hadislerde. Bunlar aslında vahdet-i vücut nazariyesinin de kullandığı hadislerdir. Şöyle ki Allah vardı, onunla birlikte hiçbir şey yoktu veya ondan başka hiçbir şey yoktu veya ondan önce hiçbir şey yoktu. İşte vardı, varlık bir tanedir. O da Allah'tır. Başka da bir şey yoktur. Vahdet-i vücut nazariyesi temelde bu şekilde anlıyor. Varlık tektir, o da Hakk'ın varlığından ibarettir. Bunu bir sonraki videoda bu önerme ne anlama geliyor? Bunun açılımını yapacağız. Bu ama hadisine gelince amayı Muhyiddin İbnül Arabi işte bu Allah kainatı, mahlukatı karanlığın içinde yarattı. Karanlıkta yarattı hadisindeki bu karanlıkla özdeşleştiriyor. Körlükle özdeşleştiriyor. Ve burada bir sembolik anlam yüklüyor. Bu ama denilen şey Allah'ın ehadiyet mertebesidir. Yani la taayyum mertebesi. Cenab-ı Allah'ın veya varlığın külli kategorileri, mertebeleri tasavvuf sisteminde beş temel mertebeyle tasnif edilir. Buna hazarat-ı hams denir. Bunun tepesinde la taayyum mertebesi. Yani orada herhangi bir belirme, bir zuhur, herhangi bir şey yoktur. Burası bilinemezlik alanıdır. Yani Cenab-ı Allah'ın feyza akdesi zatiyetiyle ilgilidir. Burası koskoca bir soru işaretidir. Bunu ama olarak da, amayı mutlak olarak da anlar. Bu bizim açımızdan tamamen karanlık bir alan olarak. Ama ben bu hadislerde anlatılan bu yaratılış nazariyesini Tevrat'ın tekvinin yani başındaki pasajda çok yakından ilişkili görüyorum. Tekvinin başındaki iki yaratılış anlatısının ilkine baktığınızda başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı cümlesiyle başlar ama devamında şöyle bir şey. Aslında burası takdim tehirli ibareler var burada. Bu yaratılışın öncesini anlatıyor. Önce yarattı, göğü yeri yarattı diyor ama devamındaki cümleler aslında daha önceki süreci anlatıyor. O da şu. Yeryüzü boş, yeryüzü şekilleri yok. Her taraf engin karanlıklarla kaplı. Buraya dikkat. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde dalgalanıyor. Derken Tanrı ışık olsun diyor ve ışık oluyor. Böylece yaratılış başlıyor. Dikkat edin. Tanrı'nın ruhu karanlıkların üzerinde dalgalanıyor. Yeryüzü karanlıklarla kaplı. Şimdi vahdet-i vücut nazariyesinde Gazali'nin Allah'ın nuru semavati vel ardı ayetini, Nur 35. ayeti böyle bir işraki bakış açısıyla yorumladığı eserine bakarsanız nur
aydınlık varlığı temsil eder, karanlık yokluğu temsil eder. Bu İbnül Arabi'de de böyledir. Bu anlatıma bakarsanız tekvinde burada da karanlık yokluk evresini ışık olsun denen ifadenin anlamını taşıyan o aydınlık da varlığın ortaya çıkışını gösterir. Vahdet-i vücut nazariyesinin üzerinde durduğu, aynı zamanda sudur nazariyesiyle de ilişkisi kurulduğu bir ayette Nur suresinin 35. ayetidir. Allah'ın nuru semavati vel art. O işte hadiste ne dedi? Mahlukatı, mevcudatı Allah karanlıkta yarattı. Sonra üzerine ışık yaydı. Yani kendisinden bir ışıkla birlikte taşma, bir yayılma oldu. Zuhurlar, tecelliler oluştu. Varlık ortaya çıktı. Yani harici olarak dış dünyada zuhur etti. Burada dikkatimizi kaçırmamamız gereken bir husus da şu: Tanrı'nın ruhu işte suların üzerinde yüzüyordu, dalgalanıyordu. Dikkat ederseniz Allah vardı, ondan başka hiçbir şey yoktu hadisinin devamında, yani bu yokluk evresinde, kainatın henüz varlık kazanmadığı safhada hadis şöyle devam ediyor: ve kâne arşuhu alel mâi. Bu aynı zamanda Hud suresinde de geçen bir ayet ifadesidir. Orada da Allah gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Efendime söyleyeyim: ve huvellezî halakas semâvâti vel ard fî sitteti eyyâm ve kâne arşuhu alel mâ ifadesi geçer. Bu Allah gökleri ve yeri 6 günde yarattı ki o vakit Allah'ın arşı suyun üstündeydi. Allah'ın arşı suyun üstündeydi demek, aslında Allah'ın henüz yaratma iradesi veyahut zuhuru varlığa tecelli etmemişti. O karanlık evresi işte. O karanlık evresinden çıkış nur, aydınlanma ile oluyor. Karanlık yokluğu, ışık aydınlığı temsil ediyor. Bu hadislerde anlatılan yaratılış formatı Tevrat'ın başında tekvinin 1 ila 3. ibarelerindeki anlatımla neredeyse büyük ölçüde paralellik arz etmektedir. Şimdi arkadaşlar, dostlar, vahdet-i vücut hangi problemi çözdü? Bir, bu zorunlu varlık olan Allah'la mümkün varlık olan insan ve diğer eşya arasındaki bu ikircikliği giderdi. Tevhidi yeknesak hale getirdi. Ne diyerek? Aslında vücut, yani varlık denen şey bir tektir. O da Hakk'ın varlığından ibarettir, nokta. Bu dışarıdakiler Hak Teala'nın isimlerinin ve sıfatlarının tecellilerinden, zuhur hallerinden ibarettir. Şimdi bu noktada noktayı koyuyoruz. Bundan sonraki videoda da işte bu önermenin üzerine, vahdet-i vücudun temel önermesinin üzerine bu ne demek? Buradan ne tür sonuçlar çıkıyor? Cenab-ı Allah'ı nasıl tasavvur ederiz, etmeliyiz konusundaki görüş ve düşüncelerimi paylaşacağım. Bu vahdet-i vücudun panteizmle özdeşlik kurulması ne kadar doğru? Acaba panenteizm dediğimiz düşünceyle daha mı yakın? Aralarında bir bağ kurulabilir mi, kurulamaz mı?
Peki bunun uhrevi alem, iyilik, kötülük, hayır, şer, küfür, iman gibi konularda, cennet, cehennem gibi konulardaki sonuçları nereye varır? Bunlarla ilgili meseleleri de tartışmaya çalışacağım. Şimdilik bu girizgahta, bu vahdet-i vücut konusuna girizgahta bunları söylemekle yetiniyorum. Hepinize sağlık, sıhhat diliyorum. Bundan sonraki ilk videoda da inşallah İbn Arabi ekseninde ve onun şarihleri, takipçilerinin görüşleri ekseninde vahdet-i vücut düşüncesini sizinle paylaşmaya çalışacağım. Hoşça kalın efendim. Sağlıcakla kalın.